Bugün biz insanlarla iletişimimiz konusunu konuşacağız. İletişim mümince olmalı diyeceğiz. İnsanların bize bakışı, bizim onlara bakışımız, Allah'ın Kur'an'ımıza koyduğu şeylerdendir diyeceğiz. Namazdan söz edince %100 Allah, cennet, cehennem, Müslümanlık diye anlıyorsak, Nisa suresinin başlangıcına da bir anlam yüklememiz lazım. O Allah'tan korkun ki, sıla-i rahim takvanızı belirleyen şeylerdendir diyor. Kur'an'ımız bizim komşuluk ilişkilerimizi, komşuluk iletişimimizi, akrabalık iletişimimizi, çocuklarımızla iletişimimizi, arkadaşlarla iletişim kurmamızı, Kur'an, namazı anlattığı ayetlerin yanı başında anlatıyorsa, Nisa suresi, Allah'tan korkmak, takva ve sıla-i rahim diye, birinci ayetin içinde, ikinci kelime takva, üçüncü kelimede sıla-i rahim ise eğer, biz komşuluk ilişkisini, akraba ilişkisini, iletişimini, arkadaşlık iletişimini, tali bir konu, olsa da olur, olmasa da olur gibi bir konu olarak göremeyiz. Görürsek onun adı Müslümanlık olmaz. Çünkü ne dedik? Sağlık, bütün organlarla %100 bulunduğu zaman söz konusudur. Organlarından bir kullanılmaz durumda olan birisi engellidir. Allah'ın Kur'an'ında Müslümanlık dediği şeylerden birinin bulunmaması, arızalı olması da Müslümanlığın engelli Müslümanlık olması anlamına gelir. Bunun için biz Allah buyurdu ki diye iki noktadan sonra koyduğumuz her şeyi Allah'a ait görmek zorundayız. Komşuluk ilişkilerinden arkadaşlık iletişimine kadar, biraz sonra örneklerini zikredeceğimiz insani ilişkilerimizi Müslümanlaştırmadığımız sürece camilerde kıldığımız namaz veya kadınların tesettürü veya erkeklerin sakalı ya da yaptığımız hac %100 Müslüman olmamızı sağlayamaz. Çünkü Kur'an %100 Allah'ın kitabıdır. %100 bizim kulluğumuz demektir. Kur'an'dan seçip namazı çıkarırsak, orucu çıkarırsak ve bu benim Müslümanlığımdır dersek, o bizim avuntumuz olur sadece. Çünkü %100 Allah'ın kitabına muhatabız biz. O kitaptan bir parçasını çıkarıp, bunu kabul etmiyorum diyen kafir olduğu gibi, maazallah, Kur'an'ımızın emirlerinden bir tanesini teğet geçip, yani bunu yapamıyorum canım, diyenin Müslümanlığı da eksik Müslümanlıktır. İnkar ederse kafirlik düzeyinde eksikliktir, pratiğini yapmazsa ameli bazda eksikliktir. Tıpkı ne gibi? 5 defa namaza bizi çağıran Allah'ın emrine 4 defa icabet edersek, namazımız %20 oranında eksik demektir. Aynı şekilde Kur'an, komşuluk ilişkileriniz Allah'ın şeriatına göre olacak ve muhakkak bulunacak dediyse, İslam'ımız komşuluk ilişkilerinin de müminleştirilmesiyle ancak mümkün hale gelir. Onun için biz mesela İhya-ı Ulumuddin'den, İmam-ı Gazali'nin kitabından komşuluk adabı diye bir bölümü okurken, Bağdat'ta, Şam'da, Yemen'de, Mekke'de, Medine'de anlatılan bir menkıbeyi asla ve kat'a okumuyoruz. Şeriatımızın bize Müslüman denmesi ve Müslümanlığımızın içinin doldurulması için öne sürdüğü şartlardan birini yerine getiriyoruz demektir. Bunun için camiden, namazdan çıkan birisine, haçtan gelen, umreden gelen bir hacı teyzeye, hacı anneye, Allah kabul etsin, Allah mübarek etsin, bize de nasip etsin dediğimiz gibi, niye bunu diyoruz? Allah'ın razı olacağı bir işi yaptığını düşünüyoruz. Aynı şekilde bir komşu öbür komşuyla, bir arkadaş öbür arkadaşla, bir mümin kardeş öbür mümin kardeşiyle, bir sosyal ilişkinin içerisinde bulunup da A mümin, B mümini memnun ettiğinde, yani çok teşekkür ederim, iyiliğiniz oldu bana diyeceği bir iş yaptığında, zarar vermediğinde, komşuluğu, arkadaşlığı güzel yaptığında, Allah razı olsun, Allah kabul etsin, Allah bize de nasip etsin dememiz gerekiyor. Müslümansak, Kur'an bizim kitabımızsa, hadis-i şerifler bizim aydınlatıcı rehberlerimizse, neden umreye sen ne diye değer verdin de Allah kabul etsin dedin? Allah umre yapın diyor Kur'an'da. Aynı Kur'an'da, aynı surede umre yapın diyen de sıla-i rahimi de emrediyor Allah. Müminler kardeştir, birbirlerinizin arasını düzeltin de diyor.